Şöyle gözünün önüne getir. Boğaz kenarındasın. Euro milyoneri var 5 kişi. Ve sen onlarla beraber oturuyorsun. Onlarla sohbet ediyorsun. Onlarla sohbet ederken onlar seni alıyor, götürüyor. Başka bir dimenzona gidiyorsun. Çünkü onun düşünceleri, konuştukları farklı. Hayalleri, hedefleri farklı. Ve senin beynin yanıyor adeta. Yahu diyorsun Allah Allah. Bunların konuştukları ne? Düşündükleri dertleri ne? Hayalleri ne? Bir de bizim konuştuklarımızın, düşündüklerimiz ne? Kıyas bile götürmüyor. Şaşırıyor kalıyorsun. Beynin yandı çünkü. Onların dimenzonu, hayalleri, düşünceleri, hedefleri tamamen farklı. Bunu neden anlatıyorum? İnsan 5 kurban rolündeki insanla oturduğunda 6. kurban kendisi oluyor. 5 akıllı insanla oturduğunda 6. akıllı insan kendisi oluyor. 5 zenginle oturursan 6. zengin insan sen olursun. Yani bir oturuşta değil de devamlı onunla zaman geçirdiğinde biliyorsun ki insan 5 insanın ortalaması. Bu farklı düşünen bolluk bilincindeki insanlarla oturup kalkmak sana farklı kapılar açıyor. Farklı yerlerden farklı dimensionlara giriyorsun. Farklı alemlere gidiyorsun adeta. O yüzden sen bugünden itibaren bu videodan sonra hedefin ne? Nereye gitmek istiyorsun? O hedefe ulaşmış insanlar kimler? Onlarla oturup kalk. Onlar sana kapılar açsınlar. Onlar sana bakış açısı kazandırsın. 5 kişinin ortalaması ol. Genellikle bu tür bolluk düşüncesi olan insanlar zamanları yok. Vakitleri çok az. Zamanları çok değerli, çok kıymetli. O yüzden herkese oturup kalkmak istemezler. Peki sen onlarla oturup kalkmak istiyorsan nasıl düşünmen lazım? Onlar ancak seni nasıl kabul eder? Bu toplantıya, bu gruba ne katabilirim? Bu insanların hayatını nasıl değiştirebilirim pozitif manada? Bu yönden bakarsan seni kabul ederler. Bu 5 multimilyoner sana neden zaman ayırsın? Bunu anlamaya çalış. Onların hayatına ne katacaksın? Burada şu çok önemli. Bu 5 kişi var ya, varlıklı olan veya kendini sürekli geliştiren veya farklı bakış açısına sahip olan insanlar, maddi ve manevi zengin olan insanlara sen de katılmak istiyorsan ne katabilirim? Neleri değiştirmem gerekiyor kendimde? Bu bakış açısıyla onlara yaklaşabilirsin. Onların gruplarına, toplantılarına o zaman katılabilirsin. Yani ben onlardan ne alayım? Onlar bana ne verecek? Ben onlara ne ürünü satacağım tarafından bakarsan seni dışlarlar zaten. Yaklaşamazsın. Bizim de böyle grubumuz var. Özel grubumuz, VIP programlarımızdaki insanların kendi aralarında konuştuğu konular da farklı dimensionlar, farklı alemler, farklı düşünce kalıpları ve vizyonlar ve uygulamalar tabii. Bunları yaptıkça ne yapıyorlar? Maddi ve manevi kazanç elde ediyorlar. Çünkü sürekli kendini geliştiren ve çare üreten insanlar bu insanlar. Bunlar gibi sen de örneğin çareye odaklanmak istiyorsan, maddi ve manevi kazanımlar elde etmek istiyorsan bu gibi insanların arasına girmen lazım. Kendini geliştiren, sürekli ilerleyen insanların arasına girmen gerekiyor. Sen eğer kendini geliştirmek isteyen insanların dışındaki gruplara katılırsan, yani ortalama bir insan olursan, sürekli yat, kalk, işe git, gel, dizi izle, maç izle, haberleri izle, yani Matrix'in içinde kalan insanların arasına girersen o zaman o insanların ortalaması olursun. İyi yere gelmek istiyorsan, maddi ve manevi kazanımlar elde etmek istiyorsan bu tür özel gruplara, toplantılara girmen gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bizim eğitimlerimize katılan arkadaşlar kendini geliştirmeye açık insanlar. Eğer sen de maddi ve manevi kazanç sağlayan bizim programlarımız hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsan, çevreni geliştirmek istiyorsan o zaman hemen aşağıdaki linke tıkla ve tanıtım programına hemen katıl. Tanıtım programını izle. Bu 1,5 saatlik tanıtım programında sana sırlarla dolu bilgiler veriyorum ve ardından kendini daha fazla geliştirmek istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Hemen şimdi bu videonun altından linke tıkla. Bununla beraber beğene tıkla. Yorum kısmına sorularını ve düşüncelerini yazabilirsin. Bununla beraber bu linki de sevdiğin dostlarına gönder. Tanıtım programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.